Değerli misafirler, geçtiğimiz günlerde gazetelerde bir haber okuduk. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, gelir vergisi rekortmenleri istatistikler üzerinde bir araştırma yapmış. Araştırmaya göre geçen yıl asgari ücretlinin gelir vergisi %15 iken, en zengin 100 Türk'ün ödediği gelir vergisi, servetlerine oranla %5.7'ye karşılık geliyor. Yani bizim asgari ücretlimiz, anlı şanlı o zenginlerin ödediği verginin 3 katı vergi ödemiş. Böyle bir adaletsiz vergi anlayışı olamaz. Ben bugüne kadar yaptığım toplantılarda ısrarla ve inatla söyledim. Bugün de söylemeye devam edeceğim. Bu ülkede vergi konusunda en namuslu kesim çalışanlardır, emekçilerdir, memurlardır. Değerli arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, her ne kadar bazı siyasetçiler zamanında devlete baba demeyin, sizi döver dese de bizim kültürümüzde devlet babadır. Bizim bildiğimiz devlet baba çocuklar arasında ayrım yapmaz. Mağduru, mazlumu korur, ona destek olur. Ama bu araştırma gösteriyor ki devletin ekonomisine yön verenler emekçilerin yoksullaşmasına seyirci kalıyor, zenginin servetinin jandarmalığını yapıyor. Bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir vergi düzeni? Bu nasıl bir sistem? Soruyorum size, bu nasıl bir hukuk? Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir adalet? Eğer adalet buysa biz bu adaletten hiçbir şey beklemiyoruz. Eğer devlet şefkatli kucağında zengine yer verdiği kadar işçisine, memuruna, yoksulluğa yer vermiyorsa işte biz o adaleti yok sokaklarda arayacağız. Bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. İşçisi, emekçisi, emeklisi boğaz tokluğuna çalışıyor. Yaşamını güçlükle idare ediyor. Her gün sadece bir simit, bir çay parası karşılığı gelire talim ediyor. Yetmiyor. İşten atılıyor. Yetmiyor. İş kazalarında can veriyor. Yetmiyor. Örgütsüzlüğe, sendikasızlığa mahkum ediliyor. Eziliyor, horlanıyor, sömürülüyor. Yine düşünün ki o ülkede asgari ücretli olanlar olarak baktığımızda zenginden daha fazla vergi veriyor. Kuyumcudan, doktordan, tüccardan, avukattan daha fazla vergi ödüyor. Bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. Geçen yıl meslek hastalıkları hariç sadece iş kazalarında 1563 emekçi hayatını kaybediyor. Bunun önlenmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısı size hala mecliste bekliyor. Emekçiler siyasilerin keyfini bekliyor. Bekliyor ama bedelini canlarıyla ödüyor. Bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. O ülkede hep emekçiler bedel ödüyor. Askere onlar gidiyor. Sınırlarımızda onlar savaşıyor. Şehit cenazeleri onların evine geliyor. Bu ülkede vergi kaçıranlar sıra vatan nöbetine gelince doları yatırıp askerlikten kaçıyor. Bu gerçek türkülerimize bile yansımış. Yemen yolu çamurdandır. Karavana bakırdandır. Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir. Değerli arkadaşlarım, biz çalışmaya razıyız. Üretmeye hazırız. İşimize, iş yerimize sahip çıkmaya hazırız. Biz askere gitmeye, vatanımız için ölmeye de hazırız. Bunların hepsini de peşinen kabul ediyoruz. Bütün bunlara da namusumuz gibi sahip çıkıyoruz. Ama biz sömürülmeyi, horlanmayı, enayi yerine konmayı kabul etmiyoruz. Buradan hükümete seslenmek istiyorum. Dünyada bütün gelişmiş ülkelerde vergi adaletinin temel unsuru az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almaktır. Vergi düzenlemesinde yaşanan bu haksızlığı, bu adaletsizliği düzeltin. Anayasamızın 73. maddesi herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Anayasamız vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır der. Asgari ücretten kesilen vergi oranını düşürün. Sosyal adaleti sağlayın. Bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. Zengine vergi affı geliyor, ekonomi büyüyor. Emeğiyle çalışan, üreten küçülüyor. Özel sektörde Tüpraş'ı, Erdemir'i, Ford'u, Renault'u şampiyon oluyor.
bunları üreten, çalışan, emeğini ortaya koyan emekçi küme düşüyor. Biz istediğimizde göze batıyor. Cari açığın sebebi biz. Bütçe açığının nedeni biz. Ekonomik krizlerin nedeni biz. Hak dediğimizde, adalet dediğimizde, eşitlik dediğimizde neredeyse vatan hainliğine suçlayıyorlar bizi. Değerli arkadaşlarım, değerli delegeler, bize yıllardır aynı filmi seyrettiriyorlar. Bu film tam 60 yıldır vizyonda. Babam izledi. Ben izliyorum. Ama çocuğumun izlemesini istemiyorum.